Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Bir hadis usulü dersimizde tekrar birlikteyiz. Bir önceki dersimizde hadis tarihi dersi olarak isnat sisteminin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini ve bunlara nelerin neden olduğunu ele almıştık ve bu sistemin Hazreti Peygamber'e ait rivayetlerin kabul ve reddinde ne kadar önemli bir rolünün olduğunu, Müslüman ulemanın özellikle de muhaddislerin bu sistemin gelişmesinde çok büyük katkılarının ve rollerinin olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. İsnat sisteminin önemini, değerini, zorunluluğunu belirtirken çok temel bir önermenin de altını çizmiştik. Bugünkü dersimizde onda üzerinde duracağız. Ravilerin güvenilirliği üzerine oturur isnat sistemi demiştik. Bu çok önemli bir nokta. Yani isnat sistemi, isnatta yer alan her bir ravinin güvenilirliğinin üzerine oturur. Bu isnat zincirindeki ravilerden herhangi birinde tespit edilebilecek bir sorun, rivayetin sıhhatine, kabul ve reddine doğrudan etki eder. İşte bu ravilerin güvenilirliği meselesini inceleyen ilim dalının cerh ve tadil olduğunu da söylemiştik. Sahabe dönemi olaylarının neden olduğu sonuçları incelerken isnat sisteminin doğuşundan bahsetmiştik, isnadı işledik. İsnat sisteminin ravilerin güvenilirliği üzerine oturduğunu söyledik. Şimdi sıra ona geldi. Bugün de hadis usulünde hadis tarihi olarak ortaya çıkan isnadın hadis usulüne yansıması, yani ravilerin güvenilirliğini nasıl belirliyor muhaddisler? Hangi kriter ve ölçüleri kullandığımızda bir ravinin güvenilir olduğunu kabul ediyoruz da neleri dikkate aldığımızda o ravinin rivayetinin değersiz ya da geçersiz olduğunu söylüyoruz. İşte bugünkü dersimiz, değerli izleyenler, cerh ve tadildir. Cerh ve tadil konusunu kitabımızın 79. sayfası, evet, 79. sayfasında başlıyor. Oradan okuyabilirsiniz detaylarını. Ben de konunun özünü, ana fikrini, ana konularını sizlerle burada paylaşmaya çalışacağım. Evet, konumuz hadis usulü. Ders başlığımız cerh ve tadil. Arapçalarında yazın. El cerhu. El ta'dil. Evet. Dersimiz cerh ve tadildir. Az önce söylediklerimi tahtada görünmesi bakımından temel önermeler olarak müsaadenizle yazmak istiyorum. Ana ilkeler olarak. Ana ilke. İsnat sistemi. Ravilerin güvenilirliği üzerine oturur. Bu çok önemli bir ilkedir ve bunu her zaman aklımızda tutmamız gerekir. Eğer isnat sistem olarak bize Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerinin
ona ait olup olmayışında olumlu bir rol oynayacaksa, bu rol ravilerin güvenilirliği üzerine oturur. Şimdi ders başlığımız cerh ve tadil. Cerh, değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, kelime anlamı yaralamaktır, hasar vermek, zarar vermektir, yara açmaktır. Mecazi anlamları da var. Doğrudan zahiri ve hakikat anlamı da yaralamak ve yara açmaktır. İşte sözcüğün bu anlamı bir ravinin herhangi bir kusuru nedeniyle, bunları birazdan konuşacağız, bu kusurların neler olabileceğini. Herhangi bir kusuru nedeniyle nakline, rivayetine ve sözlerine güvenilemez olduğu damgasını vurduğumuzda, bu ravi cerh edilmiş olur. Ravinin adı da mecruh olur. Mecruh sıfatı ravinin sıfatıdır. Onu başka bir şekilde yazalım. Evet, mecruh olur. Bu ravinin sıfatıdır. Ravi mecruh olur. Bir ravi mecruh olduğunda biz o ravinin artık rivayetine itibar etmeyiz. Tadile gelince, tadil adından da anlaşılacağı üzere bir ravinin güvenilir olması demektir. Bir ravinin güvenilir olması. Eğer bir ravi de güvenilirse biz ona hadis usulünde, değerli arkadaşlar, adil ravi diyoruz. Adil. Adil ravi, adil de yine ravinin bir sıfatıdır. Güvenilir ravi demektir. Yani rivayetine itibar ettiğimiz, güvendiğimiz, naklini kabul ettiğimiz, bunu Resulullah söylemiştir dediğinde Resulullah'ın söylemiş olabileceğine inanıp kanaat getirdiğimiz kişiye adil ravi denir. Demek ki cerh ve tadil ilmi özü itibariyle ravilerin güvenilir olup olmadığını belirleme ilmidir. Evet, bunu bir cümleyle ilke olarak yazacak olursak, ilke, cerh ve tadil ilmi, cerh ve tadil ilmi, ravilerin güvenilir olup olmadıklarını belirleme ilmidir. Demek ki böyle bir ilimden bahsedeceğiz. Böyle bir ilmin hadis ilmi açısından ne kadar önemli olduğunu söylemeye bile gerek yok. Şimdi tam da burada bu ilkeleri yazarken, değerli arkadaşlar, sevgili izleyenler, size her zaman kullandığımız bir isnat şemasını çizmek istiyorum ve bu isnat şemasının üzerinden cerh ve tadil konumuzu detaylandırarak işlemeye devam edeceğim. Malum olduğunuz üzere ilk halkamız, karemiz, Hazreti Peygamber'in bulunduğu karedir ve bu karede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bulunuyor. Onun mübarek sözünü bize aktaran ikinci karede yer alan kişi S harfiyle gösteriyoruz. Sahabidir. Ondan sonraki karede yer alan kişi tabidir. Büyük T ile. Ondan sonraki karede yer alan tebe-i tabidir. Bir büyük bir küçük T ile gösteriyoruz. Sonra bir ravimiz var. Sonra bir ravimiz daha var. Sonra da muhaddisimiz var. Muhaddisimiz kimdi? Muhaddisimiz de eser sahibi, hadis alanında eser yazmış ve bize Allah Resulü'nün rivayetlerini bir kitap olarak toplayıp nakleden kişiye de
eser sahibi muhaddis diyoruz. Şimdi tam da burada sevgili arkadaşlar, bizim her bir ravi üzerinden cerh ve tadili nasıl işlettiğimize ilişkin temel ilkeleri ve temel kavramları ele almamız, işlememiz ve göstermemiz gerekiyor. Her bir ravinin, buna sahabi de dahil, her bir ravinin hem cerh ve hem tadile efendim tabi olduğunu, ancak sahabe-i kiramın usul ilkesi olarak tamamının adil olduğunu, bir ilke olarak ifade etmiştik. Sahabe-i kiramın tamamı adildir. Adil oluşunu da anlattığımız dersimizde bunun anlamının hiçbir sahabinin bilerek ve kasten Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona isnat etmeyeceği ilkesiydi. Teorik olarak ve metafizik olarak bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Bu bir usulî zorunluluktur demiştik. Şimdi sevgili arkadaşlar, her bir ravinin şuradan itibaren yazalım ve bunu genelleştirelim. Her bir ravinin bir adalet, iki zapt olmak üzere iki yönden teste geçmesi gerekiyor. Yani bir ravi adalet tespinden geçmeli, zapt tespinden geçmeli. Bu iki özellikte ravi testi geçerse bu ravinin naklettiği rivayete güvenebiliriz. Birazdan bu testlerin neler olduğunu, adalet testinde nelerin olduğunu, zapt testinde nelerin olduğundan bahsedeceğiz. Fakat bu zapt sözcüğünün hafıza yani işittiği sözü koruma yeteneği olduğunu belirtelim. Ve bu özelliğin sahabide de arandığını yine kırmızıyla yazalım. Sahabi adildir. Yani adalet sorunu yoktur sahabinin. Sahabi adildir. Ama sahabi de insan olduğu için zapt sorunu olabilir mi? Evet. Dolayısıyla zapt özelliği sahabi de dahil olmak üzere bu isnat şemasında yer alan tüm ravilerde zorunlu olarak aradığımız iki koşuldur. Bir kere daha izleyenlerimizin zihninde yer etmesi açısından şu karelerin birbirine birleştirilmesine, rivayetin birbirlerinden alınıp Resulullah'a kadar ulaştırılmasına malumunuz isnat diyorduk. İsnat, diğer adı tarik, bir diğer adı senet, bir diğer adı vecih, müsnet, bunları görmüştük. Özellikle sürekli derslerde de ben tahtaya bunları yazarım ki öğrencilerimizin hafızasına kazınsın, bir daha unutmasınlar diye. Evet, demek ki isnadımızın her bir halkasında, her bir karesinde yer alan ravilerimizin, bunların her birinin ortak adının ravi olduğundan da söz etmiştik. Her bir ravinin adalet testinden ve zapt testinden geçmesi gerekiyor. Tabii gündelik dil olarak, günümüzdeki bir kullanım olarak testten söz ediyorum da, geçmişte de uygulanan şeyin bir test olduğunu unutmayalım. Yani bir gözlemdir, bir sınamadır, bir denemedir. Bütün bu gözlemlerin ve denemelerin ardından bir ravi hafızasının güçlülüğünü, işittiği şeyi işittiği gibi koruyabildiğini ya da yazıdan aktarıyorsa, birazdan arz edeceğim, yazıyla doğru bir şekilde yazabildiğini, gramere uygun yazabildiğini, yine aynı şekilde doğru okuyup aktarabildiğini kanıtladığında
ravinin rivayeti için bir sorun teşkil etmez ve bir sorun kalmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, tam da burada bir hususun altını çizmemiz gerekiyor. O da şudur. Dedik ki her bir ravinin adil olduğundan ve zabit olduğundan emin olmamız gerekiyor. Demek ki adalet, adil vasfı, zapt da zabit vasfı. Bu sözcükleri öğrenelim lütfen. Zabit. Zabit, datla bir kimsenin hafızasının yerinde ve güçlü olduğunu ifade eder. Peki, bu süreç nasıl işler? Bir ravinin adil oluşu ve bir ravinin zabit oluşunu, tespit süreci nasıl işler? Şimdi bunu konuşmamız gerekir. Şemanın netliği ve görselliği açısından müsaade ederseniz bu durumu şuradaki boşluğu kullanarak tabiin karesi üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi bir tebe-i tabiin, bir tebe-i tabiin muhaddisi olsun ya da ravi, bir ravi rivayeti tabiiden alacak. Tabiiden aldığında tebe-i tabi ile tabii birlikte yaşadığı için her nesil bir sonraki nesille birlikte yaşar. Mesela sahabi tabiinle birlikte yaşadığı gibi tabiin tebe-i tabiinle, tebe-i tabiinde kendilerinden sonraki halkada yer alan ravilerle birlikte yaşarlar kuşak olarak. Şimdi burada tebe-i tabiin bir ravinin tabiin bir raviye ilişkin cer ve tadil sürecini işletmesinin affedersiniz. İki mümkün yolu vardır. İki mümkün yolu vardır. Bir, bizatihi gözlem, yani müşahede, tebe-i tabi'in, diyelim İmam Malik, tebe-i tabi'in bir muhaddistir. Herhangi bir ravi, bu İbn Şihab olur, işte başkası olur, onlardan mülaki olduğu, görüştüğü, karşılaştığı, bizatihi gözlemleme ve müşahede imkanının olduğu ravilerin A sözlü, B yazılı malzemeden, sözlü ve yazılı malzemeden rivayetleri aktarmadaki zaman içindeki tutarlılığına bakar. Buraya dikkat edelim arkadaşlar ve oraya bir şey yazacağım. Aklım kalsın diye. Zaman içindeki sürekliliği. Yani bir kişinin hafızasının güçlü olduğunu hemen bir oturumda, bir karşılaşmada, bir rivayette tespit edemezsiniz. Bu zamana bağlı bir süreçtir. Farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı münasebetlerle yaptığı rivayetlerde bu rivayetlerin birbirleriyle ne ölçüde aynı olduğu, ne ölçüde benzediği, ne ölçüde tutarlı olduğu, hafızasından aktardığında nasıl, yazılı metinden kitabet olarak aktardığında nasıl olduğuna bakmak zorundayız. Demek ki sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim, bir ravinin zaptına ilişkin, keza adalet de böyle birazdan konuşacağız,
zaptına ve adaletine ilişkin bir karar vereceğimiz zaman bunun epeyce uzun süren bir zaman içerisindeki bir gözleme tekabül etmesi gerekir. Bu tabii ne zaman olur? Bizatihi gözlem olduğunda. B. Bir. Bizatihi gözlem olduğunda. Çok affedersiniz. Biraz ses yorgunluğum var. Ama dersleri de ihmal etmek istemiyorum. Hafta içi de yorgun alıyorum. İnşallah beni hoş görürsünüz. Evet, bizatihi gözlem olduğunda bunun bayağı bir uzun süre evet, bizatihi gözleme dayanmış olduğunu söyledik ve bizatihi gözlem üzerinden değerli izleyenler bunun bir süreç alacağını, bir süreç gerektireceğinin altını çizdik. Aynı şekilde adalet vasfında da bunu arayacağız. Bir kimsenin adil olduğunu, güvenilir olduğunu bir kez karşılaşır karşılaşmaz anlamak söz konusu olmaz. Bunlar bir süreç gerektirir. Tam da burada ikinci bir maddemiz var. İki, o da dolaylı gözlem. Evet, dolaylı gözlemden kastımız bizim mülaki olmadığımız, bizim gözlemleme şansımızın bulunmadığı. Bu aynı süreçte yaşadığımız ravi ile ilgili. Buraya dikkat buyurun. Gözlemleme şansımızın bulunmadığı raviler için şehadetine güvendiğimiz birinin gözlemini dikkate almak demektir. Buraya yazıyorum. Şehadetine güvendiğimiz. Güvenilen. Birinin, yani bu bir ravidir yine, birinin gözlemini dikkate almak. Bu son derece önemli bir husustur. Çünkü çoğu muhaddisimiz kendilerinden rivayette bulundukları ravilerin gerek adaletlerine gerekse zaptlarına ilişkin tespitlerde bulunurlarken bunları mümkün olduğu ölçüde bizatihi kendi gözlemleriyle yapmaya çalıştıkları kadar şehadetlerine güvendikleri insanların beyanlarına da itibar etmişler ve onlar üzerinden de bir tadil ve bir cer uygulaması yapmışlardır. Böyle olunca burada bir ravinin adil olduğunu ya da mecruh olduğunu belirlemenin iki mümkün yolu olduğu. Birincisi doğrudan kişisel kendi gözlemlerimiz, diğeri de dolaylı güvenilen birinin üzerinden, güvendiğimiz birinin üzerinden yapmış olduğumuz gözlem ya da tespittir. Örneğin bu muhaddisimizi alalım, şu muhaddisimizi. Bu muhaddisimizin kendisiyle birlikte yaşamış olduğu şu ravinin durumlarını kendisi gözlemleyebilir. Kendisi gözlemleyemediğinde güvendiği birinin gözlemine itibar edebilir. Ama burada çok önemli ince bir hususun altını çizeceğim. Ve gerekirse ilki olarak da sol kenara müsaadenizle yazacağım. Sizin de dikkatinizi istirham ediyorum. Peki bu muhaddis
bu muhaddis. Birlikte yaşamadığı daha önceki bir ravinin, örneğin şunun, örneğin bunun, örneğin bunun güvenilir olduğuna ilişkin kanaatini, kararını nasıl oluşturuyor? Hadi bununla beraber yaşıyor. Beraber yaşamıyorsa bile en azından başkalarının yaşam beraber yaşayanlardan bir bilgi edinme imkanı var. Bir öncekiler ne olacak? İşte burada sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, mutlaka dikkat etmemiz ve hafızamızda korumamız gereken bir temel ilke var. O da şudur. Adil olduğuna güvendiğimiz her bir ravinin, bunu ilk olarak birazdan kenara da yazacağım, adil olduğuna karar verdiğimiz, adil olduğuna inandığımız her bir ravinin rivayetini kabul ettiğimiz gibi kendisinden önceki ravilerin cerh ve tadiline ilişkin beyanlarını da kabul etmiş oluyoruz. Yani şu ravinin muhaddisimiz bu ravinin rivayetini kabul ettiğinde, onu adil gördüğünde, bu aynı zamanda kendisinden önceki şu ravinin de adil olduğunun belgesidir. Neden? Çünkü bu ravi adil olabilmesi için kendisinden önceki ravinin de adil olduğunu araştırmış, tespit etmiş ve rivayeti ona göre ondan almış ve bize aktarıyor olması gerekir. Burası ne kadar önemli olduğuna dikkat edin lütfen. Yani biz bir ravinin mülaki olduğumuz, birlikte yaşadığımız, adaletine ya da zaptına ilişkin gözlemlemede bulunabileceğimiz ya da gözlemine güvenebileceğimiz insanlarla birlikte yaşadığımız süreçte, diyelim X ravisine adil dediğimizde, bu karar aynı ravinin daha önceki ravilere ilişkin rivayetinin de güvenilirliğinin teminatıdır. Çünkü bu ravinin de kendisinden önceki ravilerden onların adil olduğunu tespit ettikten sonra rivayeti aldığına dair bir kanaat oluşur bizde. Şimdi dolayısıyla bir ravinin adil olduğuna karar vermek demek, öncekilere de yansıyan bir karar bu. O ravi üzerinden ondan öncekilerine de yansıyan bir karar bu. O zaman buraya bir ilke olarak bunu müsaadenizle tekrar yazalım. İlke, farklı renklerle olsun, görsel olarak dikkatinizi çeksin diye ilke. Bir ravinin adil olduğuna karar verildiğinde, bu karar önceki ravileri de kapsar. Yani varsayarız ki şu ravinin adil oluşu varsaymamızı gerektirir ki bundan önceki şu raviyi de aynen bu ravi bizim kendisini adalet testinden geçirdiğimiz gibi onu adalet testinden geçirmiştir ve onun güvenilir olduğuna kanaat getirdikten sonra rivayeti ondan almış ve bize aktarıyordur. Böyle bir varsayımı ve böyle bir kabulü gerektirir. Birazdan cerh ve tadile ilişkin problemleri konuşurken de bu hususların üzerinde tekrar yeniden duracağım, kısmet olursa. Sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, gördük ki cerh ve tadil
işlemi son derece önemli, hassas, kırılgan bir husustur. Her bir ravinin hem adalet açısından hem de hafıza zapt bakımından testten geçirilmesi, incelenip araştırılması ve haklarında olumlu ya da olumsuz karar verilmesi, onların naklettikleri rivayetlerin sahih olup olmamasını doğrudan etkiler. Böyle olunca da şunu yine bir ilke olarak birazdan yazacağım. Kabul etmeliyiz ve dikkate almalıyız ki bir raviyi cerh etmek çok önemli bir sorumluluktur. Ve bütün muhaddislerimiz ve bu işle ilgilenen alimlerimiz bu sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmişlerdir. Kılı kırk yarmalarının nedeni de budur. Kitapları okuduğumuzda, cer ve tadil ve tabakat kaynaklarını, rical kitaplarını okuduğumuzda onların bu hassasiyetlerini bütün incelikleriyle görebilmekteyiz. O halde cehle ilgili bazı ilkeleri burada belirlememiz gerekecek. Cehl ilkeleri. Çünkü cehl son derece önemli bir durumdur ve bir ravinin güvenilmez, rivayeti kabul edilmez olduğuna ilişkin bir karar vereceğiz. Böyle bir karar vermek kolay değil. Bu bakımdan böyle bir karar verebilmek için temel bazı ilkelerimizin olması gerekir. İşte bu ilkeleri şimdi birlikte paylaşmak istiyorum sizinle. Bir, mecruh olduğu kanıtlanıncaya kadar her ravi adildir. Yani güvenilirdir. Demek ki bu temel hukuk ilkesidir. Evrensel temel bir hukuk ilkesidir aynı zamanda. Her insan dünyaya masum doğar. Masumiyet asıldır. Kişi ancak bir suç işlediği, bir cürm işlediği sabit olduğunda yargılanıp mahkum edilir. O zaman suçludur. Suç kanıtlanıncaya kadar müttehem diyoruz biz buna hukukta. Kendisine isnat edilen suç ile müttehemdir. Yani suçlanmaktadır. Böyle bir suç icra ettiği iddia edilmektedir. Etmiş midir? Bilmiyoruz. Kanıtlamaz gerekir. Onun için buraya ikinci ilke olarak yazıyorum. Bu ravi mecruhtur diyenin bunu ispat etmesi gerekir. Bu ilke olarak yazdığım husus bizim cerh ve tadil kaynaklarımızda cerh müfesser olmalıdır şeklinde bir klişeye çevrilmiştir. Onu da yazayım. Cerh müfesser olmalıdır. Cerh müfesser olmalıdır. Buradaki müfesser sözcüğü, sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, açık olmak, açıklanmış olmak, aydın olmak, berrak olmak, kapalı olmamak demektir. Yani bir kimseyi eğer
cerh ediyorsak, bu kişi güvenilmezdir diyorsak, bu üstü örtülü, kapalı, imayla, işaretle falan olmaz. Gayet net, şundan dolayı mecruhtur. Şu kusuru nedeniyle bunun rivayetine güvenilmez dememiz gerekir. Birazdan geleneksel kaynaklarımızda yer alan metayin-u aşere 10 kusur üzerinden bunu konuşacağız detaylı bir şekilde. Onun için bir kimsenin mecruh olduğunu söylemek öyle hemen kolayca icra edilecek bir faaliyet değil bu. Büyük sorumluluk gerektirir, büyük bir vebaldir ve bir kimsenin rivayetinin reddedilmesi özellikle bir muhaddis açısından kılı kırk yarmasını gerektiren bir husustur. Şimdi böylece bir kimse bu mecruhtur dediğinde bunu kanıtlamak zorunda. Kanıtlayamıyorsa cerhi geçersizdir. Ve herkes cerh edilinceye kadar masumdur. Adildir. Yani biz bir ravinin adil olduğunu kanıtlamamıza gerek yok. Ya cerh ediyorsak mecruh olduğunu kanıtlarız. Mecruh değilse adil demektir. Mecruh değilse adil demektir. Ama yukarıda adaletle bakın, adaletle zaptı birbirinden ayırdık. Tamam, bir kusuru yoksa adildir ama her adil olanın zabıt olması, hafızasının güçlü olması gerekmez. Adam çok muhteremdir ama hafızası kötüdür. Bu ayrı bir kusurdur. Adaletten ayrı bir kusurdur. Onun için de adil oluşa bağlı cerhlerle zapta bağlı cerhler arasında ulemamız ve muhaddislerimiz fark görmüşlerdir. Örneğin adalette bir sorun olur, cerh olursa o ravinin rivayeti durumuna göre uydurma kabul edilmeye kadar gidebilir. Durumuna göre de zayıfa düşebilir. Ama diyelim ki adaletinde sorun yok da zaptında bir problem varsa onun rivayeti sahih olmaz ama hasen olabilir mesela. Hasen sayılmıştır. Niye? Adil ravi olduğu için. Bunları ileride sahih, hasen, zayıf rivayetlerimizin detaylarını konuştuğumuz usul derslerimizde inşallah daha farklı boyutlarıyla konuşacağız. Şimdi burada çok temel bir ölçüyü, çok temel bir ilkeyi daha yazacağım. Onun üzerinden yavaş yavaş bu sistemin, yani cerh ve tadil sisteminin çalışmasına, işletilmesine ve sorunlarına eğilmeye çalışacağım birazdan. Şimdi bu temel ilkede umarım bir şey dikkatinizi çekmiştir. O da ravilerin, ısrarla yazdık buraya, tekrar şöyle bir tahtayı biraz aşağıya indireceğim. Gözlemlemelerden söz ettik. Bu isterse benim kişisel olarak bizatihi gözlemim olsun, İsterse bir başkasının gözlemine güvenmek şeklinde olsun. Burada temel meselenin ravilerin adaleti ve zaptıyla ilgili bir tespit yapma söz konusu olduğunda bunun bir doğrudan ve dolaylı gözleme bağlı olması karşımıza çok önemli bir sorunu getirmektedir. Şimdi bunu bir ilke olarak yazıyorum. Sonra üzerinde detaylıca konuşacağız. Evet. Üçüncü ilke olarak cerh ve tadilde üçüncü bir cerh ilkesi olarak yazıyorum. Tüm gözlemler subjektiftir. Evet. Bu belki de benim bugünkü dersimin en önemli konusuydu değerli izleyenler. Evet.
Cerh ve tadil subjektif bir karaktere sahiptir. Bu çok önemli bir noktadır ve çok önemli bir sorundur. Büyük harflerle şuraya da yazmak istiyorum. Cerh ve tadilin en önemli zaafı subjektifliğidir. Yani cerh ve tadil ilmi objektif bir ilim değildir. Sonuçta insanlar hakkında verdiği kararlardır. Bu kararların geçerli olması ve geçersiz olmasına ilişkin pek çok argüman öne sürülebilir, iddialarda bulunulabilir. Ve dolayısıyla cerh ve tadilin en önemli zaafı subjektif olmasıdır. Şimdi bu subjektifliğin iki önemli nedeni var. Bu iki önemli nedenin zihinlerinizde mutlaka kalıcı olmasını sağlamanızı istirham ediyorum. Bu da A. Adalet ve zapt özelliklerinin sabit değil değişken olması. Değişken karakterleri. Evet. Subjektif olmayı sağlayan birinci temel problem adalet ve zapt özelliklerinin değişken karakteridir. Neden? Çünkü bir insan hayatı boyunca hepimiz bunu yaşıyoruz. Halden hale dönüp duruyoruz. İyi insan var, bakıyorsunuz kötü olmuş. Kötü insan var, bakıyorsunuz iyi olmuş. İyi, kötü olmuş, kötü, sonra tekrar iyi olmuş, sonra tekrar kötü olmuş. Hayat bu. Demek ki ne adalet, mesela zapt, özellikle biyolojik olarak insan gençken daha hafızası güçlüyken yaşlandıkça hepimiz bunu bizzat yaşıyoruz. Zayıflamaya başlıyor. Bir kimseyle onun gençliğinde hafızasının ateş gibi olduğu zaman da karşılaşıp onun hafızası süperdir dediğimiz bir insanın 50'li 60'lı yaşlarda aynı hafızada kalmayacağını varsaymak durumundayız. Ve bu da bize zaptın da adaletin de sabit bir durum olmadığını ve bu konuda verilecek kararlarında verildiği süreçle ve verildiği zamanla kayıtlı olması gerektiği hukuki ve temel ilkeyi belirlemeyi gerektirir. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyorum ve altını çizmeye çalışıyorum. Demek ki kişilerin hem adalet hem de zaptına ilişkin verilen karar kalıcı değil. Verildiği süreçle kayıtlıdır. Süreçle kayıtlıdır. Kayıtlı demek sınırlıdır. Çünkü biz adil gördük de adam öbür gün zalim olmuş. Nereden bilelim? Sonra da başka biri onu zalim olarak gözlemliyor. Onun için cerh ve tadil kaynaklarımızda aynı kişiyle ilgili farklı ve birbirleriyle çelişik rivayetlerin bulunuyor olması İşte bu adalet ve zapt karakterinin ve özelliğinin sabit değil değişken olmasından kaynaklıdır. Cerh ve tadil kitaplarımıza girin. Hangi ravi isterseniz onunla ilgili dünya kadar olumlu da olumsuz da bilgiler bulabilirsiniz. Neden? İşte bu değişkenlikten kaynaklanıyor. İyidir diyenin gözlemlediği süreç başka, kötüdür diyenin gözlemlediği süreç başka. Burasının
asla göz ardı edilmemesi ve gözden kaçmaması gerekiyor. Demek ki bizatihi adil olmak ve sabit olmanın karakterinin sabit değil, değişken olması zorunlu olarak cerh ve tadil ilminin de subjektif olmasını gerektiriyor. Yani malzeme değişken olunca malzemeninden çıkarılacak şey sabit olmaz. Malzeme kalıcı değil, sürekli değişiyor. Ravilerin bu değişken karakterlerine bağlı olan cerh ve tadil ilminin objektif ilim olma imkanı var mı? Hayır. Bir böyle. Peki B, bakın B. Gözleyenin subjektifliği, subjektif karakteri. Hepimiz insanız. Ne kadar objektif gözlemliyoruz? Hele de çağdaş insanların birbirlerine olan bakışlarını düşünelim. Ki yukarıda da söyledik, doğrudan gözlem çağdaş olmayı gerektiriyor. Peki çağdaşların, akranların, aynı dönemde yaşayanların birbirlerine pek iyi bakmadıklarını, hasetliğin, kıskançlığın, başka faktörlerin vesairenin de dikkate alınacağını düşünürsek, adil oluş ve mecruh oluşun kararını veren, gözlemleyen, yani kararı veren kişi, kararı veren de subjektif. Onu ne yapacağız? Onun kararı da subjektif. Hele de mesela fırkalarla ilgili birazdan konuşacağız. İnsanlar birbirlerini nasıl itham ediyor, nasıl suçluyor biliyoruz. Peki böyle bir durumda onun verdiği kararın objektif olduğunu düşünebilir miyiz? Hayır, subjektiftir. Peki hocam, cerh ve tadilin bu zorunlu olarak subjektif olması onun değerini düşürür mü? Hayır. Değerini düşürmez. Ama kesinlikten söz etmemizi cerh ve tadil bilgilerinin nihai belirleyiciler olduğu şeklinde bir iddiada bulunmayı ve bu iddiayı tedbirli olarak yapmayı gerektirir. Bu nedenle cerh ve tadil ilmi çok önemlidir, çok mühimdir. Fakat yapısını bileceğiz, zaaflarını bileceğiz. Bu zaafları ne kadar giderebilmişiz, ne kadar bunları önlemlemişiz. Mesela biz şimdi geriye dönük ravilerin hayatlarını incelediğimizde o ravilerin birbirleriyle olan ve onları zayıf hale getiren zaaflardan biz şimdi uzak olduğumuz için daha objektif gözlemleyebiliriz. Hiçbir raviyle aldığımız yok, verdiğimiz yok. O dönemdeki siyasi, politik bilmem nelerle vesairelerle bir alakamız yok. Dolayısıyla olaylara daha soğukkanlı, daha objektif, daha bilimsel, akademik bakabiliriz. O nedenle de ben daha işte lisansüstü derslerimizde vesairelerde, çalışmalarda, akademik çalışmalarda cerh tadil kaynaklarımızı da yeniden yazmamız gerektiğini, oradaki bilgileri daha objektif verilere dönüştürebilme imkanımız varsa bunları objektif verilere dönüştürmemizin gerektiğinin de altını çizmeye çalışıyorum sürekli. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, konumuzun çok önemli bir noktasına geldik. Bu önemli nokta, geleneğimizde meta-inu aşere olarak meşhur olan, buraya yazayım, meta-inu aşere. Bu meta-in sözcüğü, şu sözcük, taandan geliyor, taandır. Bu tıpkı cerh gibi bir eksik bulma, kusur bulma
hata bulma anlamında 10 kusurdur. Hani Türkçemizde de taan etmek diye kullanılır. Birine kusur isnat etmek, hata isnat etmek şeklinde Türkçe'de eski dilde çok sık kullanılan bir sözcüktür bu. Ve tayin-u aşere de 10 kusur olarak zikredilir. Ve bu 10 kusurun 5'i zaptla ilgilidir. Zapt. 5'i de adaletle ilgilidir. Bu bizim geleneğimizde çok hadis usulü geleneğimizde çok yaygın olarak işte yer almış. Bizim son zaman hadis usulü kaynaklarımızda lisans derslerimizde yani işte İlahiyat Fakültesi birinci sınıf derslerimizde öğretilen, işletilen usul kitaplarımızın hepsinde benim kitlede var. Öğretilir. Fakat benim hadis usulümün bir farklı tarafı var. Buradaki 10 kusurun onuna da itirazım var. Çünkü bu metayunu aşere çok problemli. Birazdan yazacağım bunları. Efendim, kitabı da elime alayım da yerini de size göstereyim. Oradan bakmanızı istiyorum. Değerli izleyenler. Evet. Kitabımızın 83. sayfasında hem adaleti hem de zaptı efendim zedeleyen bunlardan biri varsa bu ravinin zaptının kusurlu olduğunu dolayısıyla cerh edilmesi gerektiğini zapt açısından belirleyen 5 temel madde var. Şimdi ben bunları buradan size yazacağım. Bu geleneğimizin kabul ettiği çok temel efendim şeyler. Evet, bunları farklı bir renkte yazalım. Bir, buradaki ifadeleri aynen yazıyorum ki çünkü böyle fuhşu galat. Birincisi fuhşu galat. İki, su-i hıfz. Üç, kesretul galat. Dört, vehim. Beş, muhalefetur ravi. Evet. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bunun beşine de itirazım var. Sebebi şu. Çünkü bunların hiçbirisi böyle şablon gibi, objektif, efendim bir ölçü değil. Gel bakalım şu ölçü metre buraya abi. Sen bir ölçeyim. Huşu galat ne, suyu hafız ne, işte kesretul galat ne. Böyle bir şey yok. Ve bunların hepsi aynı laf. Beşi de bir söz. Bunun beşi de hafıza sorunu demektir. Adamın hafıza sorunu var bu kadar. Bunların hiçbirisi birbirinden farklı bir şey söylemiyor mesela. Fuhşu galat, fuhş aşırı demek. Galat ne? Karıştırmak. Yani söylediğini karıştırıyor. Birinde Ali diyor, birinde Veli diyor. Bunu çok yapıyor fuhş. Kesretul galat ne? O da aynı. Çok hata. Niye iki tane madde? Su-i hıfz ne? Hıfzı kötü. Zaten adamın hıfzı kötü olduğu için karıştırıyor. İyi olsa karıştırır mı? Karıştırmaz. Vehim ne? Söylediklerinden emin değil. Bayram mıydı, seyran mıydı, çarşamba mıydı, perşembe miydi, Ali miydi, Veli miydi belli değil. Vehim. Ne bunların hepsine? Hafızası kötü adamın, hafıza sorunu. Muhalefetur ravi ne? İki anlam var bunun. Bir kendi rivayetlerine, kendi nakillerine aykırı şeyler. Yani birinde A demiş, birinde B diyor. Ya da kendisinden hafızası daha güçlü olana muhalif rivayette bulunuyor. Yani hepsi bunu niye yapar bir adam? Hafızası iyi olmadığına yapar. Ne oldu? Beşi de hafıza sorunu. Beş sorun değil, bir sorun bu. Ve işin ilginci bizim geleneğimizde bunu belirlemişler de. Bunların hiçbirisinin ne tür ravilere, hangi ravilere tekabül ettiğine dair de hiçbir elimizde bir veri yok.
Yani fuhşu galatı şunlar için söylüyoruz da su-i hıfzı şunlar için söylüyoruz. Kesretül galat şu tür raviler için, vehim şu tür raviler için. Böyle bir şey yok. Bu beş tane değil. Hepsi bir tane. Bir maddedir. Adamın hafızasında sorunu vardır. Bu kadar. Ama ben sınıfta da öğrenciler söylüyorum. Ben böyle söylüyorum da siz yine bunları ezberleyin. Çünkü bunlar öğretmenlik sınavlarında, yeterlilik sınavlarında bilmem ne de çıkacak bunlar karşınıza. Sakın benim sözlerimden etkilenip de bunları terk etmeyin. Ben onu elemiş, eleğini asmış bir adamım. Sınava mınava girmiyorum ki bu. Gerçi hoş sınava da girsek çok şükür bunları biliriz de. Yani ben bunlara itiraz ediyorum usul açısından. Usulcu olduğum için ve usul açısından diyorum ki bu olmaz. Böyle bir teorik usulde, metodolojide böyle maddeler sıralanamaz. Bizim tabii bu hususlarla meşgul olanlarımız temelden usulcü olmadıkları için bu problemleri maalesef görmemişler. Şimdi bu zaptla ilgili bir husus. Hıfız sorunudur. Bu kadar bir maddedir. Adamın hıfzında problem var. Peki gelelim adalete şimdi. Bakın. Adalete geldik. Bir. Kizbi sabit olmak. Güzel. İki. Kizble yani yalan demek kizble müttehem olmak. Üç, fısk. Dört, bidatur ravi. Beş, cehaletur ravi. Bakın, burada da ciddi problemler var. Bir, kizbi sabit olmak, eyvallah. Yalanı sabitse, bakın ad üstünde sabit olmak. Bu çok yerinde teorik bir ilkedir. Adamın yalanı sabitse, bu kimsenin adalet vasfını gider, kaybeder. Ama kizbiyle müttehem olmak olmaz. Bu yazdığımız temel ilkeye aykırı. Niye? Pardon, bu bazen böyle yapıyor. Kizbiyle müttehem olmak. Neden? Biz cer ve tadille ilgili ilkeyi belirlerken ne dedik? Suçu kanıtlanana kadar masumdur. Burada müttehemmiş, itham ediliyor adam yalancılıkla. Peki kanıtlanmış mı? Hayır. O zaman niye cer sebebi olsun? Ha hocam, bu hakkında iyi şeyler söylenmiyor. Tedbirli davranıyorum. Eyvallah, olur. Tedbirli davran. Ama cer sebebi olamaz. Bununla cerh edemezsiniz. Neden? Cer müfesser olması lazım ve kanıtlanması gerekir. İlkelere riayet etmemiz gerekiyor değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler. Usul niye vardır? Niye en başta ilk derslerime gidin, dinleyin. Konuştuk bunları. Usul niye vardır? Riayet edelim diye vardır. Usulün ilkelerini niye belirleriz? Onları dikkate alalım diye. Biz dedik ki suç sabit oluncaya kadar kişi masumdur, yani adildir. Kizbile itham ediliyormuş, niye mecruh olsun? Sabit değil. Ha, tedbirli davran, eyvallah. Eyvallah. Peki fısk ne? Kimsenin fıskı tam olarak tanımladığını görmedim. Şu günah işleyen fasık olur da, şu günah işleyen olmaz da, şunu yapan şöyle olur da, bunu yapan böyle olur da, böyle ilke olmaz. Böyle olmaz. Müfesser olacak dedik, değil mi? Müfesser. Müfesser. Yani liste vereceksiniz. Şunları, 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 şunları yapan fasıktır. Ve bunları yaptığı zaman bunun
adalet vasfı gider, mecruhtur dememiz lazım. Böyle fısk diye bir muğlak, müpem bir kavram, bir sözcük kullanıp da onu bir cerh ilkesi olarak belirleyemeyiz. Bu konunun açılımını yapanlara baktığımız zaman da çoğu itibariyle ortak bir kanaat ve görüşün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da adalet vasfını giderici bir cerh sebebi kabul edilemez fısk. Bid'atur ravi bunlar içinde en sorunlu olanlardır bid'atur ravi. Neden? Ne demek bid'atur ravi? Ehli sünnet olmaması demek. Ehli bid'at olması demek. Ehli bid'at. Yani ehli sünnet değil, ehli bid'at. Herkes ben ehli sünnetim, sen ehli bid'atsın diyor. Ne olacak şimdi? Kim kime göre ehli bid'at? Kim kime göre ehli sünnet? İşte demişler ki ehli bid'at olabilir de güvenilir olur da mezhebine dahi olmayacak. Yani davetçi mezhebin propagandasını yapıyor olmayacak. Öyle bir adam nasıl mezhebinin propagandasını yapmaz ya? Yapmıyorsa o mezhepten olmaz zaten. Mezhebini nasıl savunmaz? Mezhebini nasıl propagandasını yapmaz? Böyle ilke olur mu? Herkes ben ehli sünnetim diyor. Herkes ben doğruyum, sen ehli bitatsın diyor. Bu cer sebebi olabilir mi? Onun için de bu konuyu ciddi inceleyen ilim ehlimiz ve muhaddislerimiz insanları ehli bid'at oluşu nedeniyle cerh etmenin geçersiz olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda Leknevi'nin özellikle El Cerhu ve Ta'dil kitabını okumanızı öneririm. Çok değerli bir çalışmadır. Dolayısıyla bu bid'atur ravi konusu da öylesine çok efendim dikkate alınacak bir cerh sebebi olmadığını görüyoruz. Peki cehaletur ravi nedir? Cehaletur ravi. Ravi bilinmiyor. Ravi hakkında bilgi yok. Yani ne olumlu ne olumsuz kimse bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyoruz cahil. Cehaletur ravi yanlış anlayıp da cahil ravinin bilgisizliği falan anlamayın. Ravinin bilinememezliği. Raviyle ilgili bilgi yok elimizde. Yoksa yukarıda cerh ilkelerinde belirledik. Yoksa masumdur. Falan adam var elimizde suçlu olduğuna dair, suçsuz olduğuna dair de bilgi yok. Adamın suçsuz olduğuna dair bilgiye gerek yok zaten. Suçlu olduğuna dair bilgiye gerek. Var. Suçlu olduğuna dair bilgi var mı? Hayır. O zaman suçsuz demektir. Fakat burada bir farklılık var. Hadis ilminde. Burada bir farklılık var. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Hukukta bu böyledir ama konu cerh ve tadil olunca öyle değil. Bir ravinin muhaddisler arasında ve ulema arasında bilinmiyor olması önemli bir kusurdur. Eğer rivayetine itibar edilen, rivayeti önemli biri olaydı, maruf biri olması, biliniyor olması gerekirdi. İşte burada bilinmiyor olmak, cehalet-i ravi bir kusurdur. Biliniyor olması gerekir. Ha, öyle bir durum olur ki, bu garibanın zaten bir tane rivayeti var, iki tane rivayeti var. Nereden maruf olacak? Zaten o bir ravi, bir rivayet, iki rivayet de dinin esasatına dair değildir. Onu masum sayıp, adil görüp rivayetini alsak da bir sorun olmaz diye düşünüyorum şahsen. Bu itibarla, bu önemli bir konudur cehalet-i ravi mevzu. Bir ravinin maruf oluşu ya da meçhul oluşu son derece önemli bir şeydir. Sevgili izleyenler ve değerli öğrencilerim, biraz uzadı biliyorum ama cerh ve tadil çok önemli bir konuydu. Bölemezdik. Onu bir celsede, bir derste konuşmamız gerekirdi. Hem bütünlüğü açısından hem de konunun mantığını görmemiz bakımından bu önemliydi. Şimdi kitabımızda
kitabımızın 84. sayfasında benim biraz hızlandıracağım. Önerdiğim adil bir ravide bulunması gereken vasıfları yazdım. 5 tane. Müslüman olacak, aklı selim sahibi olacak, buluğ çağında olacak, yeterli hafıza gücüne sahip olacak, dini hayatında, dini yaşamında, dindarlığında da görünür bir kusuru olmayacak. Bu kadar adaletle ilgili. Zaptla ilgili ise yalancılığı, mecruh oluşuyla ilgili ise bir ravi ne zaman mecruh olur? Yalancılığı tespit edilmiş olacak, sabit olacak ya da yalan söylüyor olduğuna dair çok fazla aşırı bir dedikodu söz konusu olacak. O zaman tedbirli olmak gerekir. Yine cer sebebi olmaz ama tedbirli olmak gerekir. Yalanı sabit olması gerekir diye yazdım. 2. Dini yaşamında özellikle haram helal konusunda, farzlar konusunda bir kişinin doğrudan dindarlığını etkileyecek görünür bir kusurunun olmaması, kusurunun olması cer sebebidir. Ve unutmak, şaşırmak, karıştırmak gibi hafızasında probleminin olması. Burada da bilinmemek, hakkında yeterli bilginin olmaması, işte cehalet-ül ravi diye az önce konuştuğumuz, özellikle önemli bir rivayete sahipse, önemli bir rivayetin ravisi ise bu önemli bir kusurdur ve cerh sebebi sayılır. Burada kitabımızın 85. sayfasında cerh tadil lafızları diye bir bölüm var. Oradan da biraz bahsedelim şöyle ve dersimizi tamamlayalım. Değerli izleyenlerim, ravimizin şöyle yazarsak, ravimizin mecruh olduğunu, mecruh özelliği olduğunu, cerh edildiğinde güvenilmez olduğunu, güvenil olduğunda adil olduğunu belirledik. Bunlarla ilgili başka lafızlar da kullanılmış. Yani bir ravinin güvenilir olmasını ve güvenilir olmamasını ifade eden pek çok lafızlar var. Burada kitabınızda da var. Bunların hepsini yazmayacağım. Burada kitaptan bakarsınız. Konunun sadece mantığını vermek istiyorum. Genel olarak adil raviler için mevsuk sözünü kullanırız. Mevsuk, eltekse ile mevsuk. Mevsuk, sika yine peltekse ile sikatun, sika tabirini kullanırız. Ve bu lafızları mevsuk, bir de sept sözcüğünü kullanırız. Evet, sept sözcüğünü kullanırız. Yani sabit manasında ve güvenilir olmak manasında kullanıyoruz bunları. Vurgulamak bakımından da bazen bunlar için işte evsakunnas, esbetunnas, gibi sıfatlarla insanların en güvenilir, en sağlamı vesaire gibi ifadeler kullanıldığını görüyoruz. Bazen mutkinun, hüccetün, hafizun, imamun gibi hadis ilminde otorite olduğunu ifade eden lafızları da kullandıklarını görüyoruz muhaddislerimizin. Bunlar adaleti bildiren ifadelerdir. Ama yine açık söylemeliyim, bu cerh ve tadil lafızlarının da hiçbirisinde muhaddislerin anlamları itibariyle ittifak etmediklerini,
her birinden farklı şeylerin kastedildiğini, mevsuk dendiğinde, sika dendiğinde, sep dendiğinde, evsakun nas, esbetun nas dendiğinde, hafız, mutkın, hüccet dendiğinde, bunlara kimlerin girdiğini, kimlerin dahil olduğunu, hangi raviler bu kavramlarla ifade edildiğine dair elimizde net bir ölçünün olmadığını hadis başkanından söylememiz gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi hadis usulünde cer ve tadile ilişkin bilgiler tüm yeniden değerlenip gözden geçirilip efendim toparlanması gerektiği gibi cer ve tadil lafızları da bu yeni oluşturulacak ve nispeten daha objektif efendim bilgiler ışığında bu objektif bilgilere, objektif olarak tespit edilmiş ravilerin durumlarına da daha net bir biçimde delalet edecek efendim şeyler, adalet ve cerh lafızları, tadil ve cerh lafızları geliştirilmelidir ve onlara söylenmelidir diye düşünüyorum. Mecruh içinde genellikle kezzap, deccal, vadda, yani hadis uyduran demektir. Yalancı, iftiracı vesaire demektir. Bunların da efendim başka birçok tabirleri de var. Dolayısıyla cerh ve tadil lafızlarının da aynı biçimde objektif şeyler olmadıklarını, objektif efendim kavramlar olmayıp bunların da hepsinin yeniden tanımlanmaları ve daha objektif hale gelmeleri getirmeleri gerektiğini, subjektif kullanıldıklarını, subjektif anlamlara tekabül ettiklerini ve bu kavramların da hemen hemen onlarca kavramdan oluşuyor olması, çokluğu da bu konuda bir net kavramlaşmanın olmadığını gösterir diyerek kitabımızın 87. sayfasında cerh ve tadil kaynakları diye bazı kaynaklara atıfta bulundum ki bu kaynaklar çok fazladır. Efendim yüzlerce diyebileceğimiz kaynaklarımız var. Bu kaynaklar konusunda da sınavlarda çıkabilecek, sınavlarda bilmenizi gerektiren ve sorulabilir kaynakları burada isimleriyle, vefat tarihleriyle ve eserlerinin adlarıyla birlikte verdim. Oradan bakarsınız. Konunun özünü, mantığını ve ana bahislerini ele aldığım cerh ve tadil konusunun inşallah sizler tarafından anlaşılmış olduğunu umut ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırla, sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.